Kim yıkılmaz denileni yıkıp, alınmaz denileni alabilir? Bir lider, bir çağı kapatıp yenisini açabilir mi? Peki vahşiliğiyle vampir hikayelerine ilham olmuş bir düşman hayal edebiliyor musunuz? Kim o da bu hafta? Konstantinopolis'ten İstanbul'a. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, yani 2. Mehmet, 30 Mart 1432'de Hüma Hatun ve Sultan 2. Murat'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitimini dönemin saygın hocalarından alıyordu. Ancak ismi 600 yıl sonra dahi unutulmayacak olan hocası, İstanbul'u fethederken duasıyla yola çıkacağı Akşemseddin'den başkası değildi. Mehmet, Arapça ve Farsça dışında 5 dil biliyor, Latince'yi ana dili gibi konuşuyordu. Savaş eğitimi dışında edebiyatla ilgileniyor, yerli ve yabancı pek çok kaynağı, deyim yerindeyse, hatmediyordu. Bu, yüzyıllar sonra dahi onun sadece büyük bir komutan değil, bilim ve sanat konusunda da büyük bir deha olarak anılmasını sağlayacaktı. Bir rivayete göre, Efrak'ın Voyvodası'nın bağlılığını bildirmek için Osmanlı'ya rehin verdiği ve ilerleyen zamanlarda Kazıklı Voyvoda ya da Kont Drakula diye de nitelendirilecek olan 3. Vlad ile de kardeş gibi büyüdü. Bir savaşın tohumlarıydı oysa bu kardeşlik. 12 yaşına geldiğinde babası 2. Murat'ın Doğu ve Batı'da barışı sağladığını düşünerek yönetimden çekilmesi üzerine tahta geçti. Fakat çocuk yaştaki şehzadenin padişah oluşu pusuda yatan düşmanları uyandırmıştı. Düşman kapıya dayandığında Sadrazam Halil Paşa'nın çağrısıyla 2. Murat Edirne'ye gelerek ordunun başına geçti ve Haçlı ordusunu Varna'da ağır bir yenilgiye uğrattı. Ardından fiilen tekrar padişah oldu. Konstantinopolis'e saldırma planları yapan Mehmet ise tahttan uzaklaştırılarak Manisa'ya gönderildi. Bu, Bizans kapılarında şaha kalkacak atını sadece birkaç yıl geciktirdi. Tahttan ayrılığı 5 yıl sürdü ve babasının ölümü üzerine Edirne'ye tekrar çağrılan Mehmet yeniden tahta geçti. Yönetime geçtikten kısa bir süre sonra çıkardığı kanunname ile kardeş katlini meşrulaştırdı. Bir rivayete göre 19 kardeşini bir gecede öldürttü. Bu, kimilerine göre bir canilikti, kimilerine göre ise iç savaşta binlerce candansa devlet için sarayda birkaç canın fedasıydı. Tahta ikinci gelişinin ilk yıllarında batıda ve doğuda genç padişahın yetersizliğini savunanlar ayaklanırken o çoktan Konstantinopolis'i kuşatma planları yapmaya başlamıştı. Bizans'a Trabzon Rum İmparatorluğundan gelebilecek yardımları engellemek için büyük dedesi Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi ve Boğaz'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu, Büyük Fethin ilk adımı, başlamamış savaşın ilk hamlesiydi. Aynı zamanda Konstantinopolis surlarını yıkacak güçte toplar döktürmeye başladı. Bu ise oyunun beklenmedik hamlesiydi. Çünkü döktürülen toplar daha önce tarihte eşi benzeri görülmemiş büyüklükte ve güçteydi. Hamlelerini yapıp hazırlıklarını tamamlayan Mehmet, kuşatmaya müritleriyle katılacak olan hocası Akşemseddin'in de duasıyla fete hazırdı. Bizans'ın ise her hamlesi boşa çıkmaktaydı. Şehirde 8.000 asker ve yalnızca 26 gemi bulunurken Osmanlı ise en az 50.000 asker ve 70 gemilik donanma ile kuşatmaya hazırdı. Ordu 23 Mart'ta Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da Konstantinopolis'e vardı. Aynı gün Haliç'in girişi zincirle kapatıldı. Bizans İmparatoru ise 2. Mehmet'in son kez yaptığı teslim ol çağrısını reddetti ve 6 Nisan'da büyük kuşatma başladı. Osmanlı'nın buradaki tek düşmanı İmparator Konstantin ve Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani değildi. Yıllardır Konstantinopolis'te rehin olarak yaşayan ve tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan da Osmanlı'ya karşı Marmara kıyısındaki kıtalardan birini savunuyordu. Savaşta altın boynuz Haliç ise şehrin anahtarıydı. Ancak Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi dışında Haliç'e girebilen bir gemi daha yoktu. İşte 2. Mehmet'in büyük dehası da rivayete göre tam bu noktada devreye giriyordu. Halic'e girilmesi gerekiyordu. Ancak altın boynuzun girişine çekilmiş olan zincir Bizans'ın kontrolündeydi. Fakat bu zincirler sultanı durduramayacaktı. Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi. Sabah olduğunda, gün aydığında Bizanslılar şaşkınlık içindeydi. Zincir olduğu gibi sapasağlam Haliç'in girişindeydi. İçeride 70 Osmanlı gemisi vardı. Gemiler gece kalasların üzerine yerleştirilmiş silindirlerle karadan yürütülerek Haliç'e sokulmuştu. Bu hamle ile yavaş yavaş oyunda sona geliniyordu. Bizans yapılan teslim ol çağrılarını geri çevirdi. Artık 2. Mehmet için Fatih olma vaktiydi. Ve taarruz başladı. Ünlü komutan Giustiniani kazanmanın mümkün olamayacağını görerek savaş alanından ayrıldı.
Ardından sabah saatlerinde Osmanlı askerleri Kerkoporta adlı kapıdan içeri girmeyi başardılar ve kapının üzerindeki burca Osmanlı sancağını diktiler. Dikilen bu sancak 2000 yıldan uzun yaşayan, Cumhuriyet'ten imparatorluğa varan ve ikiye bölünen Roma'nın son kalıntısının da tarihin tozlu raflarına kalktığını gösteriyordu. Attila'dan Kartacalı Hannibal'a, Spartaküs'ten kavimler göçünde onlarca sarsıntı yaşayan Roma'ya son darbeyi artık Fatih unvanını da alan 2. Mehmet vuruyordu. Binlerce yıllık bir rüyayı gerçekleştiren Fatih, fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve İstanbul'u yeni başkenti ilan etti. Fethin ardından Fatih Hristiyanlar tarafından düşman gözüyle bakılsa da Papa 2. Pius onu Hristiyan olmaya çağırdı. Ancak söylenenlere göre Fatih Sultan Mehmet davete davetle karşılık verdi. Papayı İslam'a davet edip Müslüman olması durumunda kendisini Şeyhülislam ilan edeceğini vaat etti. Öte yandan Müslümanlara göre Fatih ve ordusu Hazreti Muhammed'in İstanbul'un fethini müjdelediği hadisi gerçekleştirmişti. Bu fetih bir kısım tarihçiye göre tarihte de Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak görülecekti. Fetihten sonra Fatih, Belgrad dışındaki tüm Sırp topraklarını devlet bünyesine kattı. Mora'da sancak oluşturdu. Atina ve çevresi Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Kırım Hanlığı egemenlik altına alındı. Bosna Osmanlı toprağı haline geldi ve sıra düşmanlığa dönüşecek kardeşliğe, yani Efrak Voyvodası 3. Vlad'a geldi. 3. Vlad Efrak'ın başında, ancak Fatih Sultan Mehmet'in buyruğu altındaydı. Başlarda Osmanlı'ya bağlı gibi göründü fakat sonraları vergileri ödememeye başladı ve Macaristan Krallığı ile işbirliği yaptı. Ancak bunlar yapacaklarının belki de en hafifleriydi. Zira hem kendi halkına hem savaşta esir düşmüş Osmanlı askerlerine yaptıkları 600 yıl sonra bile tüyler ürpertecek bir mite ilham oldu. Önce ordusuyla Tuna Nehri'ni geçerek Sırbistan ve Karadeniz'e kadar ilerledi. 20 binden fazla Bulgar ve Türk'ü türlü ve garip işkencelerle öldürdü. Yaklaşık 20 bin Osmanlı savaş eserini ise kazığa geçirdi. Kazıklı Voyvoda unvanını da bu şekilde aldı. Dünya tarihine geçen Vlad'ı vampir mitinin önemli figürlerinden biri haline getiren ve yüzyıllar sonra dahi Drakula olarak hatırlanmasını sağlayan bu katliamlar Fatih'i ordusuyla beraber sefere çıkmaya itti. Ordu, Efrak'ın başkenti Targoviste'ye ulaştığında karşılaştıkları manzara dehşet vericiydi. Önlerinde 5 kilometre boyunca kazığa oturtulmuş insan cesetleri vardı. Gördükleri bu korkunç manzara karşısında dehşete kapılan ordu yine de Targoviste kalesini ele geçirmeyi başardı. Vlad ise Fatih'e düzenlediği başarısız suikast girişiminin ardından kaçtı. Ancak kaçarken bile taş üzerinde taş bırakmadı. Terk ettiği topraklardaki suları zehirledi, ekinleri yaktı. Vlad'ın ordusunun yenilmesinin ardından Efrak yeniden Osmanlı'ya bağlandı. Macaristan'dan yardım talep eden Vlad'ın isteği reddedildi ve Kont Drakula Macaristan kralının emriyle tutuklandı. 4 yıllık tutukluluğunun ardından 1476'da yeniden Efrak'a döndü. Ancak 300 askeriyle birlikte yeniden ve son kez Osmanlı'ya yenildi. Öldürüldü. Kesik başı ise Fatih'e gösterilmek üzere İstanbul'a getirildi. Vlad gibi hasta ruhlu bir düşmandan kurtulan Fatih, fetihlerine de ara vermedi. Arnavutluğu Osmanlı'nın bir ili haline getirdi. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. Anadolu'da sefere çıktı. İtalya'da çizmenin topuğunda yer alan ve tüm İtalya'yı fethederken virüs olarak kullanmayı planladığı Otranto şehrini ele geçirdi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı büyük bir yenilgiye uğrattı. 30 yıllık saltanatı boyunca 900 bin kilometre olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometreye çıkardı. 2 imparatorluk, 4 krallık ve 11 prensi devletine kattı. Ancak sadece yenilmez bir komutan, bir devlet adamından ibaret değildi Fatih. Bilim, sanat ve edebiyat konusunda da yetkindi. Hatta kimilerine göre bazılarında bir dehaydı. İstanbul'un fethi sırasında sık sık ateşlenerek çatlayan topları yağlamak fikri de onun parlak zekasının bir ürünüydü, gemileri karadan yürütme fikri de. Bu parlak deha edebiyat ve sanata da son derece ilgiliydi. Avni mahlasıyla şiirler yazdı. Ünlü İtalyan ressam Bellini'yi İstanbul'a getirtip kendi portresini çizdirdi. Ayrıca üniversite anlamında dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahne Sema'nı kurdu. Fatih, Drakula Vlad'ın, Venedik Kralı'nın ve birçoklarının onlarca suikast girişiminden kurtularak hayatta kaldı. Ancak ömrü yapmak istediklerinin birçoklarına yetmedi. 3 Mayıs 1481'de yine bir sefere çıkmışken Gebze'de ordugahında vefat etti. Ölümünün de bir suikast olduğundan şüphelenildi. Bir rivayete göre Fatih'in doktoru Venedikliydi ve adeta yenilmez olan Cihan Sultanı'nı yavaş yavaş zehirleyerek öldürmüştü. Papa, ölüm haberi üzerine tam 3 gün 3 gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı.
Fatih Sultan Mehmet ise sadece bir komutan, imparator ya da padişah olarak değil, aynı zamanda döneminin çok ilerisine ilham veren icatların mucidi, sanatla iç içe bir deha olarak da ismini tarihe kazıdı.